Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir iki dakika önce biz anlamış olduk ki Allah'ın lütfu, o bizim için bir armağandır, bir çok değerli, biz hak etmediğimiz bir armağandır. Öyle değil mi Tamer Tabii kardeş? Tabii ki. Evet. Ve bu armağan bizim için verilmiş oldu. Ne zaman? Günahı işlediğimiz zaman. Evet. Ve bu günahı Allah kendisi işlediğimiz zaman kendisi geldi, bizzat bizimle ilgilendi, durumumuzu anladı ve bunun için de bir çözüm bulmuş oldu. O da bizim için bir hediye gelmiş oldu. Hak etmediğimiz bir hediyeydi. Evet, dolayısıyla Adem ve Havva günah işledikten sonra hemen ölmeleri gerekiyordu. Allah onlara lütuf gösterdiği için, hak etmedikleri, merhamet gösterdiği için, onlara armağan ettiği için onlar ölmediler. Evet. Hemen ölmediler. Ondan sonra yaşayıp artık yaşlanıp ecelinden öldüler. Dolayısıyla biz de aynı şekilde Yüce Allah bizi kurtarmak istiyor. Bize yardım etmek istiyor ama biz ne yapıyoruz? O ilk bölümde anlattık ya hikayedeki fare olayı. Evet. Fare nasıl saklanıyor zannediyor ki o ne güzel beni kimse görmüyor. Aslında her şey apaçık. Allah her şeyi ortada. Görüyor. Evet. Dolayısıyla biz de günah işlediğimizde ne yapacağız? Saklanmayacağız. Allah'a döneceğiz. Dua edeceğiz. Hayatımızı ona teslim edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Evet. Tövbeden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de tövbe etmeliyiz. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Biz tövbe ettikten sonra artık Allah'ın gösterdiği doğru yolda yürümeye her şeyimizle, bütün varımızla, gücümüzle istemeliyiz ve yapmalıyız. Nedir zor olsa bile de nedir evet. O? Allah'ın yasasına göre yaşamak, evet. Değil mi? Allah bize 10 emirleri veriyor. Allah'ın yasası 10 emirlerde de görebiliriz tabii ki. Sadece orada değil, birçok yerde de Allah'ın yasasını, emirlerini görebiliyoruz. Ama Allah'ın yasasına göre yaşamak bizi doğru yola götürür mü, eriştirir mi? Biz aklanabilir miyiz? Yani kendi gücümüzle diyelim ki ben emirleri yerine hepsini getirdim. Allah'ın söylediği bütün emirleri buldum kutsal kitapta. Bir liste hazırladım. O listeye göre bütün emirleri yerine getirdim. Ben bu şekilde yaşarsam aklanır mıyım? Allah'ın listesine bu kişinin diyelim ki yaptığı hayat, yaptığı iyi işler, tuttuğu emirler vesaire kurtulmaya layıktır artık. Bu yeterli midir? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Bir zamanlar İsa Mesih'e de bir genç yaklaştı ve şöyle dedi. Ben senin yolundan yürümem için ne yapmalıyım? İşte İsa Mesih de dedi ki onun emiri yani yasamı, Allah'ın verdiği yasasını uygulaman gerekiyor. Evet dedi ki ben onları her şeyi tamamlıyorum. Gerçekten biz tamamlasak da yapsak da biz yine kurtulamayacağız. Neden? Çünkü bir kere günahlı bir bedene sahibiz. Ve sizin söylediğiniz gibi de kendimizin gözümüzde biz doğru olabiliriz. Ama Allah'ın gözünde biz mutlaka bir yerde bir yaramazlık, bir günah işlemişizdir. Bu yolda İsa Mesih'le yürüdüğümüz zaman o yasayı yerine getirebiliriz. Tabii. Onun gücüyle, çünkü tek başına biz onsuz yapamayız. Ondan sadece verebiliriz. Ve ikinci de şunu diyebilirim. Allah'ın lütfu bize veriyor o kurtuluşu. Biz tek başına o çabada etsek de o istediğimiz zirveye gelemeyeceğiz. Ben bir ayet daha okumak istiyorum. Romalılar 3. bölümde 28. ayet. Çünkü insan yasanın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığını kanısındayız. Burada görüyoruz, bir şeye daha eklemem gerekiyor. Biz Allah'ın tarafında olmamız için inançla gelmemiz gerekiyor. İnanmamız gerekiyor İsa Mesih'le bu yolda. Allah'ın yasası aslında Allah'ın karakteri de daha önce söylemiştik bu durumda. Dile tekrar getireceğim. Allah'ın yasasına biz baktığımız zaman aslında onun nasıl bir karakterini olduğunu görmüş oluyoruz. Ve bizlerde de o karakteri olmamızı, çabasında olmamız, yapmamız gerekiyor. Yani o zirveye, onun karakterine benzer şekilde gayret etmemiz gerekiyor. Tabii. Yani
Tabii ki olmayabilir çünkü biz günah işledik ama Allah'a iman edecek olursa, onu kendimize güveneceksek, teslim edecek isek kendimizi, o zaman biz o zirveye, o istediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Tek başımıza tabii, dediğimiz gibi yapamayacağız. Hı hı. İman bize yasaya karşı çıkma özgürlüğü veriyor mu? Evet, ben Allah'a iman ediyorum, istediğimi yaparım düşüncesi olabilir. Ama kutsal kitap bunu onaylıyor mu? Sen Allah'a iman ediyorsan kurtulman için imanla kurtuluyorsun. Artık bir şey yapmana gerek yok. Allah'ın yasasını çiğneyebilirsin. Mi anlamına geliyor acaba? Evet. Hemen Romalılar, kutsal kitaba bakalım. Romalılar 3. bölüm 31. ayet bize ne diyor? Romalılar 3:31. Evet. Öyleyse biz iman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz diye soru soruyor. Evet. Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Demek ki biz imanla yasaya göre yaşıyoruz. Yani geçersiz kılmıyoruz. Yani biz yasaya, Allah'ın on emirlerine, Allah'ın karakterini gösteren yasaya karşı çıkmıyoruz. Allah'a karşı çıkmıyoruz. Tam tersini bizim hayatımızla ne yapıyoruz? Biz öyle yaşıyoruz ki Allah'ın yasasına uyum şeklinde sağlamış oluyoruz. Evet. Demek ki kutsal yasayı hiçbir şekilde biz Allah'a iman ediyoruz dediğimiz zaman kutsal yasayı biz bertaraf etmiyoruz. Ortadan kaldırmıyoruz. Biz evet, tam tersini, gerçekten biz Allah'a iman ediyorsak o zaman sadece dinleyicileri olmayacağız. Sadece konuşmacıları olmayacağız. Biz pratik hayatımızda da Allah'ın karakterine uygun bir şekilde yaşayacağız. Allah'ın karakteri de onun yasasıdır. Evet. Demek ki Allah'ın yasasına göre yaşamış olacağız. Kutsal yasanın gerçek amacı biliyoruz ki onun karakterini göstermek ve bizim evet, de amacımız onun gibi olmak. Yüce Allah'ın bize gösterdiği örneğe göre benzemek, karakterimizi ona göre şekillendirmek. Zaten İsa Mesih de bu şekilde yaşayarak kendisi gösterdi, değil mi? Evet. O bu dünyada günahlı bir bedene sahipti ama günah işlemedi. Neden? Çünkü örnek aldı, hep Allah'ın karakterini aynı şekilde olmaya çabaladı. Evet, dolayısıyla İsa Mesih'in hayatını incelersek, İsa Mesih %100 bir insan olarak yaşadı. O da bizim gibi denenmelerden geçti. Şeytan onu ayartmaya çalıştı ama başaramadı. Neden? Çünkü İsa Mesih dua etti. İsa Mesih oruç tuttu. İsa Mesih Allah için çok zaman ayırdı. Geceler boyunca dua etti. Saatler boyunca dua etti. Allah'ın yolun kelamını okudu. Allah'ın kelamını ezberledi, öğrendi. Dolayısıyla biz de İsa Mesih'in gösterdiği yoldan yürürsek, biz de duayla Yüce Rabbi'ye yaklaşırsak, biz de onun gösterdiği yoldan kelamını öğrenirsek, o kelama göre yaşamaya başlarsak, biz de o zaman demek ki kendi gücümüzle değil, Allah'ın ruhunun gücüyle, Allah'ın ruhu bize güçlendirir, bize yalnız bırakmaz bu yürüyüşte. İsa Mesih gidince ne dedi? Ben gidiyorum ama size bir tesirleyici göndereceğim. Allah'ın ruhunu göndereceğim. O size gösterecek, o size öğretecek. Nasıl yapmamız gerekiyor, nasıl konuşmamız gerekiyor, nasıl yürümemiz gerekiyor bu yolda. Evet. Dolayısıyla Allah'ın bu yoldaki yolu net, değil mi? Evet, çok doğru söylediniz. Ve Romalılar kitabından da okumak istiyorum, eklemek istiyorum. Hı hı. Sizin söylediğinizde 6. bölümde 15. ayette şu sözlerle karşılaşıyoruz. O halde ne diyelim? Yasanın yönetiminde değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyeyim? Kesinlikle hayır. Şimdi evet, Pavlos zamanında yani o toplumda bazı kişiler günahların günah sayılmadığını, yani onlar artık lütfun altında bulunduğunu düşünmekteydiler ve bundan dolayı onlar yasaya uygulamaya gerek olduğunu duymuyorlardı. Kutsal burada kitap bunu onaylıyor mu peki? Bir insan eğer Allah'ın lütfunun altında yaşıyorsa istediği gibi günah işleyebilir, istediği gibi yaşayabilir. Öyle bir şey kutsal kitap bize öğretiyor mu? Hayır, bunu söylemiyor. Maalesef insanlar kutsal kitabı iyi okumadıkları için, iyi araştırmadıkları için, sadece 2000 yıl önce değil,
Yani İsa Mesih'ten öldükten sonra onun öğrencileri bu öğretişi yaymaya başladıklarında değil, görüyoruz ki asırlar boyunca böyle yalancı öğretişler yayan insanlar, kişiler çıkmıştır. Evet. Onlar bunu maalesef Yüce Allah'ın o merhametini, hak etmediğimiz merhametini, onun lütfunu çok yanlış bir şekilde insanlara açıklamışlardır, yorumlamışlardır. Yani sanki sen eğer lütuf altında iyisen ve imanla yaşıyorsan istediğin gibi yaşa. Yani öyle bir şey olabilir mi? Aslında insanlık maalesef dediğiniz gibi bir uçtan diğer uça geçmek istiyorlar. Yani şimdi bir onlar için yasa önemli olmayabilir. Artık Allah'ın lütfunun altındayız. İsa Mesih bize bir lütuf verdi. Biz kendi İsa Mesih bizi affediyor ve bundan sonra biz rahat yaşayabiliriz. Evet. Ama aslında bu kendimizi yanıltıyoruz. Çünkü okuduğumuz gibi ayetlerde Allah şunu bizden bekliyor. Yasayı ve lütufu, yasaya baktığımız zaman Allah'ın karakterinde görüyoruz ki biz yanlışlıklar yapıyoruz ve kime geliyoruz? İsa Mesih'e geliyoruz. Ondan tövbe ediyoruz ve onun bizim günahlarımızı affetmesini istiyoruz. İsa Mesih ne diyor? Ey bütün yorgun olanlar, yükleri ağır olanlar, bana gelin diyor. Evet. Ben size rahat veririm. Evet. Dolayısıyla biz İsa Mesih'e bakarsak, ona doğru yürürsek, onun gösterdiği yoldan yürürsek, o bize ruhunla güçlendirecek, meleklerini gönderecek, bize yardım edecek ve biz rahata kavuşacağız. Ama onun yardımıyla, kendi gücümüzle değil. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugün sizlerle birlikte lütufu anlamış olduk. Lütuf niçin verildi, kimin için verildi ve şunu da anlamış olduk ki biz bir uçtan diğer uca geçmeyelim. Ama bu konumuz burada bitmiyor. Bir sonraki programda sizlerle buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın.